toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, hak haberciliği bağlamında, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik alanında daha yeni, daha az kaynak olduğunu gördük. Bu kütüphanede işte bu kaynakları da kullanıma açmayı hedefledik. So Me Too in Sweden became a lot of calls from different branches. So it started out like in the United States with actresses, and it turned out every second or almost every actress had been at harassment, sexual violations, or even rape at work, behind the scene, even on the stage. The more survivor of many repressions, and the more repressions you suffer from, the worse it's gonna get. The less you're gonna be paid as well. It all works together. Gender-based journalism dediğimiz zaman taraflı bir gazetecilikten söz ediyoruz. Toplumsal cinsiyet taraf, çeşitliliği taraflısı bir şeyden, gazetecilikten söz ediyoruz. Öteki merkezli ve etik anlayışla haberciliğin yapılması gerekli. Dezavantajlı gruplar merkezli bir haberciliğin yapılması gerekli. Oysa liberal habercilik anlayışı ya da bu literatüre bakarsanız yaygın medya için hep birey merkezli olarak In Sweden also it's very traditionally set, so women write about certain topics and men write about others. If you, for instance, are a woman journalist entering the sports journalism, you will have like a double job. You will have to make your space, and then you have to do your job. And you have to do this at the same time. So it's like double work. Come a long way, but the journalism looks the same, even if there's 40% women. The Me Too movement in Sweden became a branch organized super movement, and then it shifted. It shifted, for instance, to the journalists, but also the teachers, the actresses, everybody. In the end, everybody. Pozitivizme göre gerçek bir tane ve o bulur çıkarılabilir ve gazetecide bu gerçeği ortaya çıkarılabilir bir şey. Oysa bu anlatı güç ilişkileri saklayan bir anlatı mesela. Yani aslında gerçeğin çok egemen olandan yana kurulan bir şey olduğunu saklayan bir şey. Erkek anlatısından farklı bir kadın anlatı geleneği var. Bu habere sızdığı ölçüde, sızabildiği ölçüde haber mesela daha süreç odaklı oluyor, daha bağlamsal oluyor, daha sebep ve sonuç ilişkilerini ortaya çıkaracak ölçüde oluyor. Çatışmacı değil, daha müzakereci, ötekini daha anlamaya yönelik oluyor. En önemlisi bence haber etkinliği öteki odaklı olarak kurmak gerekiyor. Yani eğer kadınlar haberi dönüştüreceklerse, erkek zihniyeti de dahil olmak üzere, bence haberin dezavantajlı gruplar lehine bir anlatı olarak yeniden kurulması gerekiyor. Bu söylediğim çok ideal, çok normatif olduğunu farkındayım ama gerekli.